coğrafyada yıllarca çeken acıların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Bizler bu ülkenin her bir vatandaşının onurlu bir şekilde yan yana yaşayabileceğine inanıyoruz. Bizler gençlerimizin koltuk kavgasıyla, siyasi hesaplarla ölüme gönderilmesine rıza göstermiyoruz. Bizler devleti tek bir kişinin şahsına indirgeyip ben ne dersem o olur kibriyle hiçbir sorunun kalıcı çözüme kavuşamayacağını görüyoruz. 90'lı yıllarda yaşananlara sessiz kalmamız bugün yaşadıklarımıza ve fazlasına mal oldu. Yarın aynısını yaşamamak için zulme ortak olmuyor, sessiz kalmıyoruz. İslami değerlerimizin bu kirli savaşa alet edilmesine, sivil halka saldıran askerlerin Allah selamını ağızlarına almalarına karşı çıkıyoruz. İslam peygamberinin ayakları altına aldığı kavmiyetçiliğin iktidar hırsı uğruna Müslüman siyasetçiler ve medya eliyle patlatılmasını lanetliyoruz. Bizler savaşa karşı Müslümanlar olarak kardeşlerimizin yüzüne bakabilmek ve kardeş kalabilmek için dün olduğu gibi bugün de barış çığlığımızı en yüksek sesle yükseltiyor ve çağrıda bulunuyoruz. Devletin acilen operasyonları durdurmasını, sivil alanlarda silah kullanmayı terk etmesini, PTT'nin de HDP'nin açtığı siyasal alanı genişletmek üzere geçici ateşkes ilan etmesini, sürecin Dolmabahçe mutabakatı doğrultusunda şeffaf bir şekilde devam etmesini talep ediyoruz. Savaşta ilk önce gerçekler ölürdünüz. Asker cenazelerine dahi devlet kurumları dışında basının alınmadığı bir ortamda kimin, neyi, ne oranda yaptığını bilip adil bir hüküm vermek güçtür. Fakat savaştan kimler medet umuyor, kimler bu ateşi körüklüyor, kimler elinde imkan varken bu ateşe bir damla dahi su dökmüyorsa bilmelidir ki Allah'ın gazabı çok şiddetlidir. Ölümler dursun. Biz barış istiyoruz. Hem aşıkıya tufazın, ma aşıkıya vazenini. Barış mücadelesi uğrunda yapılan her amel zaten bizzatihi kendisi kavli bir duadır. Biz bugün burada savaşa karşı Müslümanlar olarak barış için toplanmışken bir kez daha ellerimizi kaldırıyor ve barış için duaya duruyoruz. Umuyoruz bu yükselttiğimiz çığlık taraflarda bir seda bulur. Umuyoruz bu mütevazi çabamız ve adil şahitliğimiz kabul olur. Amin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bugün barış için, adalet için, doğru şahitlik için burada bulunduk. Bizleri doğru şahitliğe bulunanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, bugün yine silahlar konuşuyor. Barışın buzdolabına kaldırıldığı bu günlerde kandan lemalanmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, sen tüm insanları Darüsselam'a, barış yurduna çağırıyorsun. Oysa bugün insanlar savaşa çağırıyor. Ya Rabbi, barış çağrımızı daha güçlü bir şekilde haykırmak için bizlere güç ver. Amin. Ya Rabbi, bizi kan dökücülerle, bozguncularla bir tutma. Bizleri ıslah edicilerden yana sülhü inşa edenlerden eyle. Amin. Ya Rabbi, sen insanların dilleri ve renkleri ayetlerindendir haberini verersin. Bugün insanların dilleri, renkleri, haklı talepleri silahlarla bastırılmaya çalışıyor. Adaletin ve barışın yanında durmak zorlaşıyor. Bugün barışta, başta Kürt halkı olmak üzere tüm halkları çiğnenen halklar için mücadele etmeye çağırıyoruz. Sen şahit ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen insanları farklı topluluklar halinde var ettin. Kardeşliğimizi tesis edelim, birbirimizi tanıyalım, barış halinde yaşayalım diye. Bu, şimdi yüzyıllardır bu barış içinde yaşamaya kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Barışın inşasında bizleri de memur et ya Rabbi. Sen mazlumlara yardım et. Hayatını kaybeden gençlere rahmetini esirgeme. Amin. Gözü yaşlı analara sabırlar ihsan eyle. Amin. Sağ kalan gençlerimize de doğru yolu ihsan eyle. Bizi doğru yoldan saptırma. Hakkı haykırmak, barışın tesisine katkı sunmak için bizlere güç ver. Sen otoritenin, mülkün yegane sahibisin.
ve yalnız senden yardım dileriz. Bu haykırışlarımızı geri çevirme ya Rabbi. Sübhaneke Rabbi el-Rabbil İzzet Amme Yesifun ve selamun alel-Mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.